Merhaba arkadaşlar. Bugün bahsedeceğim strateji değişik bir strateji. Daha çok arz talep bölgelerinde ya da destek dirençlerde çalışan yüksek zaman dilimlerinde bakılması gereken bir oluşum. Yüksek zaman dilimleri dedim H4 ve üstü. Daha çok günlükte ve H4'te çalışan H1 zaman diliminde ve daha alt dilimlerde fazla etkili olmayan bir sistem. İsmi Fake Pin Bar Setup dediğimiz bir oluşum. Bunun için Insight bar'ın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bir bar ve o barın içerisinde, gölgesinde oluşan iğneler dahil, gölgesinde oluşan küçük barlar olması lazım. Dikkat edin burada uzun bir düşen barımız var ve iğnelerinden itibaren bir kutucuk içine alınmış, bir kutu içine alınmış ve içerisinde oluşan barlar var. O içerisindeki oluşan barların iğneleri ve gövdeleri hiçbir şekilde yukarı ya da aşağı birinci barı geçemiyor. Fakat son bar, son barın iğnesi aşağı doğru bir fake atıp geri bölgenin içerisine toparlanıyor. Bir pin var bırakarak. Yani uzun bir iğne bırakarak geri bölgenin içerisinde kapanıyor. İşte bu arz talep bölgesinde ve destek dirençte oluştuğu zaman e, kuvvetli bir sinyal oluşumu. Hangi yöne fake atmışsa diğer yöne doğru fiyatın gitme ihtimali çok yüksektir. Ben bugün Euro dolar partisinde 4 saatlik grafikte oluşmuş olan bu şekildeki fake pin bar setupları anlatmaya çalışacağım. Tarih 8. ayın 8'i 2017'den itibaren. Burada resimdeki gibi uzun bir düşen bar oluşmuş dikkat ederseniz. Ve içerisinde oluşan 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane bar hiçbir şekilde ilk barın iğnesini yukarıdan ya da aşağıdan geçememiş. Fakat son bar aşağı doğru bir fake atıp geri bölgenin içerisinde toparlanarak pin bar oluşturmuş. Ki bu bizim için bir alış sinyalidir. Aynı şekilde yükselen bir bar içerisinde tek bir bar oluşmuş. Sonraki bar yukarı doğru fake atıp bölgenin içerisinde kapanarak pin bar oluşturmuş. Bu da bizim için bir satış sinyalidir. Devam ediyorum. Burada şu bara dikkat edin. İçerisinde 1, 2, 3, 4 aynı şekilde 4 tane bar oluşmuş. Burada İlk iki oluşumdan farklı olarak ve ilk başta anlattığım resimden farklı olarak fake bırakıldıktan sonra bar yükselen bir bar oluşmuş ve gö bölgenin dışında kapanış yapmış. Aynı şekilde bu da bizim için bir alış sinyalidir. Yani bölgenin yukarıda dışına kapanıp yükselen bir bar olması fark etmez. İlla bölgenin içerisinde kapanması şart değil. Fake'i attıktan sonraki ee, duruma bakmak gerekiyor ve burada 11. ayın 3'ünde oluşmuş yine düşen bir trendde dikkat edin. iğneler aşağıdan ya da yukarıdan içeride 4 bar var. Geçilmemiş. Fakat son bar yukarı doğru fake atıp aşağı doğru gelmiş ve o da yaklaşık 70-80 pip civarı bir kar bırakmış. Devam ediyorum. Yüksek tepede bir bölge. Bu bizim için bir engulf biliyorsunuz. Ee, ve burada zaten satış sinyali kovalıyoruz ee, Bizim için sinyal burada Bu yükselen barın içerisinde oluşan 3 tane bar var Fakat son bar yukarı fake atıp aşağı doğru Kapanış yapıyor Bu bizim için bir Satış sinyali Aslında bunlar dikkate alınmaması gerekiyor çünkü iğnesi çok uzun değil Fakat Bölge çok önemli zaten burada satış sinyali arıyoruz biz Aynı şekilde bu da bir fake setup olarak Değerlendirilebilir Burada aynı şekilde yükselen bir barımızın içerisinde oluşmuş barlar ve küçük de olsa bir fake pin barımız var. Ve bu yükselen trendde oluşmuş. Momentum yukarı. Şu bara dikkat edelim. Momentum yukarı. Devam ediyorum. Aynı şekilde yükselen trendde düşen küçük bir bar var. İğneleri uzun ve içerisinde iki tane bar oluşmuş. Aynı şekilde şu bar milim de olsa fake atıp aşağı gider gibi yapıp toparlanıp yukarıda kapanış yapmış. Bu da bir alış sinyalidir. Burada aynı şekilde bu bölge bizim için kuvvetli bir bölge. Bobin tepede bir bölge. Güzel bir engulf hacimle düşen bir bölge. O bölgede sinyal arıyoruz. O sinyal burada denk geliyor. Yükselen bir bar içerisinde oluşmuş iki tane bar. Inside bar. Fakat son küçük bar yukarı fake atıp bölgenin içerisinde kapanış yapıyor. Aynı şekilde burada da aynısı. Şu an düşen bir trend ee, ve bu barın içerisinde tek bir düşen bar oluşmuş. Fakat sonraki bar yukarı fake atıp bölgenin altında kapanış yapmış. Tabii ki burada e, çok fazla bize kar bırakmamış. Yaklaşık 45-50. Burada dikkat etmemiz gereken, burada çok güzel bir bölge var. Dikkat ederseniz bizim e, sihirli subdem dediğimiz, önce boşaltılmış... Sonra da burada bir bobin ve engulf oluşmuş bölge. Bu bölgede zaten alış kovalanması gereken bir bölge. O yüzden take profit'in burada olması gerekiyor. Aynı şekilde tepede oluşan bu bölgede oluşan yeni bir oluşum. Şu barın içerisine iki tane bar oluşmuş, iğnelerini geçememiş ve yukarı doğru fake atılıp aşağıda kapanış yapmış. Bu da bir satış sinyalidir. Aynı şekilde ilk kar al bölgesi de yine buradaki bölgedir. Burada düşen bir barın içerisine oluşmuş 3 tane bar var. Yukarı doğru fake atılıp bölgenin içerisinde kapanış yapılmış. Ve e, tepki aldığı bölgeye de dikkat edelim. Engulf. Zaten Engulf'ların çoğunda biz e, biliyorsunuz alış ya da satış kovalıyoruz. Birçoğu tepki veriyor. Geçen arkadaşım biri de paylaşmıştı Twitter'da. Devam ediyorum. Aynı şekilde bu bölge dipteki bölgeye yakın bir bölge düşen barın içerisine 1-2-3 bar insight bar şeklinde oluşmuş. Son bar aşağı fake atıp bölge içerisinde kapanış yapmış. Bu bir alış sinyalidir. Devam ediyorum. Buradaki karar bölgesinde ve şu tepede oluşmuş yine bir e, fake pin bar'ımız var. Tepeye doğru fake çıkmış ve bölgenin içerisinde kapanmış insight barımız burada. Trendde oluşan aynı şekilde e, küçük de olsa bir fake pin bar setup. E, bunun ölçümünü ben yaptım. Milim de olsa bu buradaki iğneden daha yukarı fake atmış. Burada aynı şekilde alış için bir sinyal. Fake 1, 2, 3 bar oluşmuş. Bu mavi düşen barın içerisinde 3 bar oluşmuş. Sonuncusu fake atıp bölge içerisinde kapanmış. Burada stop olursa bile stop mesafesi çok kısa. Yaklaşık 30-40 pip. Trendde oluşan aynı şekilde yükselen bar içerisinde tek bar oluşmuş. Sonraki bar fake atıp bölge içerisinde kapanmış. Burada aynı şekilde dediğim gibi geniş bir bölge, geniş bölge stratejisini anlatmıştık. Videodan izleyebilirsiniz. Bu bölge içerisinde zaten alış sinyali kovalıyoruz. Ve düşen bar içerisinde oluşan iki tane inside bar, iki tane küçük bar bu inside bar. Ve fake aşağı fake atıp bölge içerisinde kapanmış ve yükselişine devam etmiş. Tepe olarak bu bölgeyi take profit bölgesi olarak belirlemek Bizim için e, mantıklı bunu zaten biliyoruz. Devam ediyorum. Burada düşen bar, içerisinde oluşmuş 3 tane bar, insight bar ve e, fake yükseliş. Bu bizim için bir düşüş sinyalidir. Ve burada e, yakın bir tarih, 22. 10 ayın 22'sinde oluşmuş bir sinyal. Düşen buradaki pin bar kuvvetli bir pin bar. Pin bardan sonra düşüş devam etmiş. Trend aşağı doğru. Ve geri çekilmede yaklaşık bu engulf hizasında aynı şekilde bir fake pin bar setup oluşmuş. Büyük yükselen bar içerisinde 3 tane bar iğnelerini geçememiş. Ve yukarı doğru fake atıp bölge içerisinde kapanmış ve düşüşüne devam etmiş. Aslında çok basit bir oluşum. diğer bütün stratejilerle Beraber değerlendirilmesi gereken bir strateji. Dediğim gibi destek direnç bölgelerinde ve arz talep bölgelerinde çoğu zaman trend yönünde çalışma ihtimali çok kuvvetli bir oluşum. Burada dikkat edilmesi gereken, videonun başında da söylediğim gibi yüksek zaman dilimlerinde 4 saatlik ve daha üst zaman dilimlerinde bu oluşuma bakmak gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Are playing the candles are burning low, one for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanifa, oh Hanifa, come light <laughs> from.